Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya ve İran muhataplarına yani Ruhani ve Putin'e her şeyden önce şu mesajı verecek. Yani bu resimin biliyorsunuz yani daha önce Halep'te ve Doğu Guta'da benzeri saldırıları söz konusu oldu rejimin ve Rusya'nın desteğiyle. Bu defa Türkiye açısından durumun çok daha kritik olduğu mesajını verecek bir kere her şeyden önce. Çünkü İdlib Türkiye'ye sınır biliyorsunuz. İdlib'e yönelik saldırı iki açıdan Türkiye'yi çok yakından ilgilendiriyor. Birincisi buradan böyle bir kitlesel saldırı söz konusu olursa Türkiye'ye çok yoğun bir zaten şu anda bütün kapasitesini doldurmuş olan mülteci kapasitesini biliyorsunuz Türkiye şu anda dünyanın en fazla mülteci barındıran ülkesi konumunda. Zaten 3,5 milyon civarında mülteci söz konusuyken bunun bu sayının artması. Birincisi bu yönüyle Türkiye'yi çok yakından ilgilendiriyor. Türkiye böyle bir şey arzu etmiyor. Böyle bir şey karşılayabilecek durumda değil. İkincisi de Türkiye'nin biliyorsunuz Astana ve Soçi süreçlerinde kararlaştırılmış adımlar çerçevesinde İdlib bölgesinde Halep'te ve Doğu Guta'da olmadığı gibi İdlib bölgesinde 12 tane gözlem noktası var. Yani orada ateşkesin korunması konusunda askeri varlığı söz konusu. Böyle bir saldırı durumunda bu gözlem noktalarının tehdit altına girmesi söz konusu olabilir. Yani provokasyonlar söz konusu olabilir. Evet. O yüzden Türkiye İdlib meselesinin yani İdlib sorununun şiddete başvurulmadan yani Şam yönetiminin ve ona destek veren Rusya ile İran'ın daha önce Halep'te ve Doğu Guta'da yaptığı gibi yaparak çözülmesini kesinlikle arzu etmiyor. Kesinlikle buna karşı bunu engellemeye çalışıyor. Bu çerçeve birincisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği birinci mesaj bu. İkincisi böyle bir her şeye rağmen başarılı olmazsa Tahran'daki girişim ve böyle bir şiddet yoluyla bu işin çözülmesini isterlerse Türkiye ile kurdukları bir ortaklık var biliyorsunuz. Yani Rusya'nın ve İran'ın Türkiye ile kurduğu bir ortaklık söz konusu. Son dönemde özellikle üç ülkede Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımlarına maruz kalıyor biliyorsunuz. Bunların arasında en fazla İran Amerikan yaptırımlarına maruz kalıyor. Belki sonra Türkiye ama Rusya'da Amerikan yaptırımlarına maruz kalıyor ve Amerikan yaptırımlarına maruz kalmaları aslında bu ülkeleri yan yana getirdi. Yani aralarındaki işbirliğini Suriye'de de çok yakın işbirliği içerisinde oldular biliyorsunuz işte Astana Soçi süreçleriyle birlikte. Ama mesela Rusya ile Türkiye arasındaki işbirliğine bakarsak başka konularda da yani o Suriye'de başlayan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin baskılarının getirdiği işbirliği başka alanlara da uzadı. Türkiye ile Rusya arasında mesela S-400'ler çerçevesinde birliğin yapılması aslında yakın dönem tarihi açısından çok radikal bir gelişme. Başka işbirliği alanları da söz konusu oldu. Ekonomik işbirliği, yani enerji alanında Enerji. ciddi işbirliği söz konusu. Türk Akımı Projesi söz konusu. Akkuyu Nükleer Santrali'nin Ruslar tarafından yapılması söz konusu. Dolayısıyla yani Rusya'nın özellikle buna dikkat etmesi gerekiyor. Yani İdlib meselesi yüzünden Türkiye ile kurduğu bu ortaklığı, yakınlığı tehlikeye atmak isteyecek mi Rusya? Bence Tahran'da Putin'in buna karar vermesi gerekecek. İran açısından da benzer bir durum söz konusu. Biliyorsunuz İran'a karşı Amerikan yaptırımlarının birinci halkası devreye girdi. İkinci aşaması da 5 Kasım'dan itibaren devreye girecek ve çok ağır, çok daha ağır yaptırımlar söz konusu olacak. Türkiye bu yaptırımlara uymayacağını söyledi. Yani bu bir anlamda İran'la dayanışma içerisinde hareket edecek. Ama İran'ın da İdlib konusunda Türkiye'yi yani Tahran'da eğer uzlaşmaz bir tutum takınırlarsa yani Türkiye'nin güvenlik çıkarlarını tehdit edecek ya da Türkiye'ye çok yoğun bir mülteci akınına yol açacak şekilde hareket ederlerse yani uzlaşmaz bir tutum içerisinde olurlarsa Cumhurbaşkanı Erdoğan bu mesajı da verecek. Yani böyle bir uzlaşmaz tutum Türkiye ile yakın son dönemde kurdukları ortaklığın bozulması anlamına da gelecektir. Evet. İkinci mesajı bu olacak. Üçüncü mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
Aslında çok basit söylemek gerekirse, ya yani İdlib sorununu siz Türkiye ile mi çözmek istiyorsunuz, yoksa Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ile mi çözmek istiyorsunuz? Çünkü böyle bir risk de var aslında Rusya ve İran açısından baktığımızda. Yani Türkiye ile sıkı işbirliği içerisinde devam ederlerse bu sorunu çözmeleri çok daha kolay olur. Bundan çok fazla zarar görmeyebilir. Ama burada şiddete dayalı ve Türkiye'yi de öteleyecek, Türkiye'yi de küstürecek bir çözüme vardırmak isterlerse Amerika Birleşik Devletleri'nin de aslında ve İsrail'in de aynı şekilde bir fırsat kolladıklarını, yani sürekli yaptıkları açıklamalardan bunu görüyoruz aslında. Yani Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz Suriye politikasını son dönemde epey değiştirdi ve Suriye'de daha fazla varlığını artırma çabası içerisinde. Suriye'de hatta belki uzun dönem kalıcı olma arzusu içerisinde ve sadece Suriye'nin kuzeyinde ve doğusunda PYD ile kurduğu ortaklık çerçevesinde değil, Suriye'nin güneyinde ve batısında da aslında. Yani İdlib'e yönelik bir Rusya destekli Esed yönetimi saldırısında Amerika Birleşik Devletleri yeniden müdahale için bir araç olarak da kullanabilir. O zaman Rusya ve İran Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya kalmış olacaklardır. Bence Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bu mesajları verecek muhataplarına Evet. ve onların da işbirliği içerisinde hareket etmesini talep